Değerli yatırımcılar, dolarla ilgili sizleri bilgilendirmek istedim. Daha önce dediğim her şey çıktı. Doların 5.70 bandından 5.80 bandına ulaşmadan belli bir periyot daha izleyeceğini ve doların artmayacağını belirttim. Dolar her ne olursa olsun hükümetin çok büyük bir kontrol baskısı altında. İkincisi, ithalatta öyle bir artış yok. Yani İthalat dengesindeki bu durgunluk, ihracatın artması, ithalatın azalması, dolar sirkülasyonunda da doların popülitesini düşürüyor. Ayrıca tekrar ediyorum, TL Türkiye'deki bazı spekülatörlerin İngiltere'deki bu finans tefecileri diyelim artık o borsadakilere TL üzerinden swap hamleleri yapmaların önüne de TL üzerinde de büyük bir kontrol sağlayarak ve dolar transferlerinde belli bir kota koyarak Türkiye bu konuda dışarıdan bir müdahalenin önünü kesti. Şimdi gel gelelim doların 13 Kasım'da nasıl büyük bir şok yaşatacağını. Dolar şu anda tam stabil halde ve zayıf ataklar geçiriyor. Zor tutunuyor şu anki seyrettiği düzeyde. Bunun nedeni Fitch Ekonomi Değerlendirme Kuruluşu'nun olumlu bir rapor sunması diyelim. Çünkü durağını aldı negatiften. Bu olumlu bir süreç için artık stabiliz bir durum gösteriyor. Büyüme oranında da %1'e yakın bir periyot önerdi ve olumlu ibreler gördüğünü, pozitife yönelik bir ibreler gördüğünü belirtti Fitch. Bunun yanı sıra Trump'la şu anda Amerika'ya davet üzerine yapılan gelişmede Ermeni tasarısının buzdolabına bıraktırılacağını, yani rafa kaldırılacağını söyleyebiliriz. Bu görüşmeden çıkan sonuçlardan birisi de Türkiye'ye uygulanacak ekonomik yaptırımların önünü kesmek. Olası bir Temsilciler Meclisi kararıyla ABD hükümeti de aslında bir manevra yeteneği kazandı. Hem Kuzey Suriye'deki olaylarda hem Türkiye üzerindeki bazı bu konuda dikte etmek istediği düşüncelerde Türkiye'de hiçbir baskıyı kabul etmiyor. Şimdi Trump'la beraber Erdoğan'ın belli bir planda ve projede belli bir eylem planında anlaşması neticesinde hem Suriye'de hem S-400 olayını daha kontrolde tutan Patriot'larla ilgili Türkiye'de tabii ki çok bağlı bir Patriot almayacak. ABD'yi Türkiye'de oyalayacak ama oradan çıkan sıcak mesajlar dolarda bir düşüş yaşatacağı benziyor. Çünkü dolar bu trendde zor duruyor. Dolar olanların bozdurmasını diliyorum. Çünkü 13 Kasım'da çok olumlu ifadeler ve yaptırımlarla ilgili her şeyin reddedilmesi ve ABD hükümetinin bu konuda Türkiye'ye güvence vermesi sebebiyle dolarda bir düşüş bekliyoruz. 13 Kasım'da ve onun öncesinde alanlar kısa vadede bir düşüş görecekler. Bu düşüşü 5.50'lik bantlarda olabilecek şekilde görebiliriz. Evet değerli izleyenler, bu uyarı için özellikle bu yayını yaptım ki diğer arkadaşlarınızla paylaşın ve gerçekten bu zararı yaşamayın diye. Evet değerli izleyenler, şimdilik görüşmek üzere.